Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mahmut incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin fiili faaliyet konusu yem, damızlık yumurta, günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ve ileri işlem ürünleri ile hindi palazı, hindi eti üretimi, kesimi, satış ve pazarlamasıdır. Şirketimiz bir gıda şirketi arkadaşlar. Tavuk üretimi, et üretimi yapıyor diyebiliriz genel itibariyle. Şimdi son dönem verilerine hızlıca bir göz atalım. Hisse senedinin fiyatı bir haftalık süreçte, son bir haftada yani %0,37 değer kazanmış. Bir aylık getirisi %4,45 olarak gerçekleşmiş. Yılbaşına itibaren getirisi yani 1 Ocak 2021'den 19 Şubat 2021'e günümüze kadar olan süreçte hisse senedinin fiyatı %4,45 artmış. Pardon arkadaşlar, %3,85 artmış. Yılbaşından itibaren getirisi %3,85. 12 aylık getirisi yani 19 Şubat 2020'den 19 Şubat 2021'e kadar olan süreçte hisse senedinin fiyatı %170,68 artmış. Yani 10 lira ise 27 liraya çıkmış arkadaşlar. Evet, 27 liraya çıkmış arkadaşlar. Finansal verilerine baktığımızda 3. çeyrekler itibariyle yani Eylül 2019-Eylül 2020 karşılaştırması yaptığımızda satışlar %9,5 artmış. Buraya dikkat edelim. Net kar, yani bu eksi olarak oluşmuş. O yüzden söylemeyeceğim oranı. Ama şunu söyleyeyim. Eylül 2019 karı 26.7 milyon iken Eylül 2020 58.5 milyon zarar. Eksi açıklamış arkadaşlar. Negatif. Bu olumsuz. Öz kaynaklar %29,3 artmış. FAVÖK'te %77,3 düşmüş. Şirket temettü vermiyor. Hisse başı kar 2019'da 1 lira 10 kuruş iken 2020'nin 9. ayı yani Eylül itibariyle eksi 1 lira 35 kuruş olarak gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar şu şirket kartına vesaire bir hızlıca göz atalım. Banvit dedik, şirket kartı dedik. Ortaklık yapısı bu şekilde. %91'ini TBQ Foods sahipmiş. Gerisi de halka açık kısım %8,29 yani halka açık kısım az. Bu aslında şirket adına olumlu. Yani neden olumlu? Şunun için özellikle bir gruba belli bir kesim ait olduğu için zararı göze alamayıp çok daha fazla bir efor sarf edip daha iyi bir getiri kazanç sonuç elde etmeye çalışacaklardır. Tabii bu sadece bu karlılık ve fiyat artışı için yeterli değil tabii ki. İştiraklerine baktığımızda Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd var. Nutrition Investment yani bu nutrition besin beslenmek investment da yatırım. Banvit Mevze, Banvit Foods gibi toplamda 4 tane iştiraki varmış. Şirketin merkezi Bandırma. Bunları söyledikten sonra bu FK oranları diğerlerini hepsine tek tek değineceğiz. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. Piyasa değeri 5 milyar 400 milyonmuş. Net satış 12 aylık 3 milyar 400 88 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani %60'ları seviyesinde. Net kârda az önce de söyledik eksi oluşmuş. Yani 135 milyon 348 bin 874 lira zarar açıklamış şirket. Bunları söyledikten sonra şirket detaya bakalım şimdi. Banvit detay diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasa değeri 5 milyar 401 milyon 273 bin 266 liraymış. Öz sermaye yani defter değeri de 1 milyar 113 milyon 163 bin 750 liraymış. İkisi arasındaki farkı net kar ile kaç yılda kapatacağına bakıyoruz. Zarar ettiği için buna bakamıyoruz arkadaşlar. 109 milyon gibi bir zarar var. Gıda içecek tütün yani işte gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Bunu da söyledik. Şimdi hızlıca bir de bilançosuna bakıp incelememize devam edelim. Bilanço 3. çeyrekler itibariyle elimizde. O yüzden 2019 3. çeyrek 9. ay 2020 9. ay karşılaştırması yapacağız. Dönem varlıkları artmış. 1 milyar 250 milyondan arkadaşlar yuvarlayıp söyleyeceğim ki çok fazla vaktimizi almasın. 1 milyar 250 milyondan 1 milyar 650 milyona çıkmış. Bu da yaklaşık ne kadar yapar? 200 400 %30 gibi bir artış demek. Duran varlıklar burası dönem varlıklardı. Şimdi duran varlıklarına baktığımızda 577 milyondan 875 milyona çıkmış. Bu da gene yaklaşık 300 milyon desek %50'lik bir artış diyebiliriz. 50-55'lik.
Toplam varlıklarda dönem varlıklarla duran varlıkların toplamı 1 milyar 824 milyondan 2 milyar 498 milyona çıkmış. 1.800'den 2.5'a desek 7, 2.5'ta 1'i, yani %40 gibi bir artış var. Kısa vadeli yükümlülükler az artmış. 723 milyondan 849 milyona çıkmış. %10-15'lik bir artış demek. Uzun vadeli yükümlülükler iki katından fazla artmış arkadaşlar. Yani fazlasına çıkmış daha doğrusu. %100'den fazla artmış diyelim biz ona. 240 milyondan 536 milyona çıkmış. 300 milyonluk bir artış demek bu yaklaşık. O da %125'lik bir artış demek. Öz kaynaklar 861 milyondan 1 milyar 113 milyona çıkmış. Bu da olumlu. Yani ne kadar işte 140-240 milyon liralık bir artış demek. O da yaklaşık %25'lik bir artış sanırsam. Evet. Bunları söyledikten sonra toplam kaynaklar artmış dedik. Şurada 1 milyar 800 milyondan 2,5 milyara çıkmış. Az önce üstte belirtmiştik bunu. Şunu hızlıca direkt dönem kârına zararına bakalım. Dönem kârı, dönem zararı dediğimiz net kâr arkadaşlar. Yani Eylül 2019'da 136 milyon 670 bin 30 liraymış kâr. Eylül 2020'de bu 109 milyon 249 bin 658 lira zarara dönüşmüş. Bu olumsuz. Şirketin yani acil artıya geçmesi kendi adına iyi olacaktır. Bunları söyledikten sonra şimdi hızlıca geri dönelim, oranlarımıza bir göz atalım. Şirketin döviz bazlı fiyatı, hisse senedinin 3 dolar 26 sentten 7 dolar 73 sente çıkmış. İki katını da aşmış yani, hani %100'den fazla bir artış var. Bağmit'in FK'sı yani fiyat kazanç oranı negatif oluşmuş. Bunun sebebi de şirketin zarar etmesi arkadaşlar. Sanırsam Ağustos'tan itibaren zarara geçmişti. Sanayinin 34,05'miş. Karşılaştırmak çok anlamlı değil. O yüzden geçiyorum bunu. Piyasa değeri bölü defter değeri 4,83 olarak gerçekleşmiş. Bu değerin 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin PDDD'si 4,87 iken Bambit'in 4,83'te hemen altında oluşmuş. Nötr haliyle. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu değerin de 10 ve altında olması olumludur. Tabii dönemsellik de arz eder. Yani kimi zaman bu 12-13 lere kadar şey yani müsamaha gösterilir mi diyeyim, artık olumlu kabul edilebilir diyelim. Ama Banvit'in 31,63'te epeyce bir yükselik. Yani sektörle karşılaştırdığımızda 22,90'ında neredeyse %50 üzerinde negatif. Aynı oran hesaplarken diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edildiğinde 31'den 36'ya çıktığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki giderleri diğer operasyonel giderleri diğer operasyonel gelirlerinden fazlaymış. Sektörle karşılaştırdığımızda 19,24'lük sanayi verisinin neredeyse iki katı seviyelerinde haliyle negatif. Karlılık düşük, hatta zarar ediyor arkadaşlar. Borçluluk da normal seviyelerde. %5 ve üzeri karlılık pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin karlılığı %6,65 iken Banvit'in %6,07 zarar, yani eksi de. Bu olumsuz. Borçluluğa geldiğimizde %85 ve altı borçlu olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluluğu da %59,80 imiş. Bamit'in %55,45'te hemen altında yer aldığı için bunu da nötr olarak aldık. Gördüğünüz gibi tablo kızarmış bir halde. Yani yıl sonu işte açıklanacak olan veriler çok önemli. 2020 son çeyrek verileri. Yani totaldeki veriler çok önemli. İşte karlılığın pozitife geçmesi, PK'nın pozitife geçmesi vesaire, bunlar önem arz ediyor. Bunlar olursa şirket adına daha sevindirici, gelecek adına umut verici gelişmeler olacaktır. Grafiğimize geçelim. Grafikte de her zamanki gibi yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desenformasyon oluşum var mı? Hızlıca ve kolayca yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalığı logaritmik periyotta, günlüğü, saatliği, dakikalığı ise lineerde inceliyoruz. Bunu yapma sebebimiz de işte bu uzun periyotların logaritmik olarak daha anlamlı olmasıdır. Yıllıkta bu şekilde bir görünüm var. Borsaya kotu olduktan sonra dalgalanmalarla birlikte genel itibariyle yükseldiğini görebiliyoruz. Yani nedir işte? Kaçtan 27 kuruşlardan başlamış. Şu an geldiğimiz nokta 54 lira. Yani bu 27, 10, 100, 200 katına denk geliyor. Yanlış hesaplamadıysam 200 katı demek. Aylığa geldiğimizde aylıkta da görünüm şu şekilde arkadaşlar.
Borsa kotu olmuş, yükselmiş. Bir düzeltme gelmiş. Sonrası yükseliş. Sonra hafif bir düzeltme. Sert yükseliş. Küçük bir düzeltme. Son, yani şuradan itibaren 1 Şubat 2019'dan itibaren genel anlamıyla bir yükselişten bahsedebiliriz. Haftalığı açtığımızda haftalıkta şurası yatay, sert yükseliş, bir düzeltme, sonrası gene yükseliş. Günlükte arkadaşlar şu şekilde yükselmiş, bir düzeltmiş, tekrar sert yükseliş, yatayda bir hareket, sonrası şöyle dış bükey, oval ya da işte çemberin çeyreği gibi bir hareket oluşmuş. Sert yükseliş, sonrası yatay şeklinde. Geri aylığa geliyorum. Şunu düzeltelim arkadaşlar. Logaritmik deyince biraz önce. Yani günlüğü lineer de biliyorsunuz. Yani benzer bir görüntü zaten. Yükseliş bir, şurada sert bir düşüş. Burası Mart pandemi. Sonrası daha sağlam bir yükseliş. Yani şu başladığı noktanın çok çok üzerinde. Sonrasında küçük bir düzeltme, yataylı hareket. Sonrası yine bu bombeli dış bükey yapı. Aylığa geri döndüğümüzde logaritmiğe çeviriyorum ölçeği. Burada yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Gördüğünüz gibi şuralarda yeşil çizgi, yani 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Burada da 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Şuralarda da aynı 20 günlük hareketli ortalama, şurada da bu sefer direnç olarak çalışmış. Şurada da görebiliyoruz zaten. Üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde bir görünüm. Bu olumlu, pozitif, istenen bir durum arkadaşlar. Yani kısa vadeliden uzun vadeliye. Günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde düşünebiliriz. RSI 84 ile aşıralım bölgesinde negatif bir veri. Haftalığa geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama gene destek olarak çalışmış. Şurada direnç olarak çalışmış. Burada gene direnç olarak çalışmış. 50 günlük hareketli ortalama da şuralarda direnç olarak çalışmış. Bunu görebiliyoruz. Şurada tam böyle gelmiş, 20 günlükte yukarı dönmüş. Üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. RSI bir miktar azalmış olsa da 82 ile gene aşırı alım bölgesinde. Günlükte lineere çeviriyorum ölçeği. Burada gördüğünüz gibi şuralarda 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Şurada 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Şurada fiyat iki kere gördüğünüz gibi gelip gelip sekmiş adeta. Geri dönmüş 20 günlük hareketli ortalamadan. Destek olarak çok güzel çalışmış. Üstte fiyat çizgisi, altında 20 günlük hareketli ortalama. Onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde bir görünüm. Bu olumlu, pozitif, istenen bir durum arkadaşlar. RSI'de 65 ile aşırı alım satım bölgesinde değil. Bu da gene olumlu diyebileceğimiz bir durum. Şimdi arkadaşlar tümünü sil diyorum. Tümünü sildim. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdık. Burada inceleme yapacağız. Yani gördüğünüz gibi şurada bir yatay basamak, şurada bir yatay basamak, şurada bir yatay basamak şeklinde düşünebiliriz. Ama tabii ki biz öyle incelemeyeceğiz. Daha bir ayrıntısını ineceğiz. Günlük inceleme yapacağım için lineer ölçek. Grafik tipini de muma çevirdim. Şurada açtım bunu. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani yükseliş yatay hareket, yükseliş yatay hareket olsa da genel itibariyle bir yükselişten bahsetmek mümkün. Yani şöyle göstermek amacıyla şöyle bir şey yapsak. Arkadaşlar bu çizginin altı üstü pozitif eğim sonuçta. Yani başlangıç noktası burası, bitiş burası. Yükselen bir trendten bahsedebiliriz. Şimdi bunu kaldıracağım. Trendi ya da tümünü sil dedim. Bunları kaldırdım. Grafiğimizi büyütüp öyle inceleyelim isterseniz. Şu şekilde inceleyebiliriz artık. Hatta bir miktar daha büyüteyim. Evet, biraz daha aşağı çekersek sanırsam olur. Şu şekilde biraz da sola gitsin. Evet. Gerçi biraz sıkıştırmam lazım ki şeyi görebilirim. Evet. Şu şekilde bir yapı var arkadaşlar. Yani Kasım, hatta Aralık'ın, yani daha doğrusu Kasım'ın sonuna kadar yatayda bir hareket. Sonra çok sert bir yükseliş. Bir düzeltme, tekrar yükseliş. Yatay, yükseliş, düzeltme. Şurada hafif bir meyil var. Bunu artık görebiliyoruz arkadaşlar. Yani onu da çizsek mi bilemedim ama yani şurada şu şekilde bir görünüm var. Bunu görebiliyoruz. Bu şimdilik dursun. Bunu sil diyeceğim. Burada şunu yapalım öncelikle. Öncelikle şuradan itibaren ben alıp şöyle bir uzatacağım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Şurada bir yükselme trendi var. Bunu görebiliyoruz. Üstte de çok net bir sıkışma alanı var. Şimdi ona da geleceğim. Önce onu çizelim isterseniz. Şuraya tam direncimi koyacağım arkadaşlar. Evet. Yani tam şurada, hatta bir tık,
Belki indirebiliriz aşağı da net. Şunun üzerine oturtmaya çalışıyorum fakat şu an için evet. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada çok net bir direnç oluşmuş. Gelmiş, denemiş, kıramamış. Çıkamamış, denemiş, kıramamış. Burada yani bitişik gitmiş neredeyse. Sonra bir düşmüş. Birkaç gün önceki düşüş. Sonra tekrar burada. Bugünkü yükselişte gene orayı zorluyor. Ama henüz kıramamış. Biraz daha daraltacak olsak şurada da şöyle bir sıkışma alanından bahsedebiliriz aslında. Şöyle yaparsak arkadaşlar. Evet. Bakalım şunu birazcık indirsek. Şunu kaldırma şansımız olacaktır şu şekilde. Evet. Şöyle. Arkadaşlar şurada bir sıkışma alanı olduğunu görebiliyoruz. Hatta burada bir flama oluşumu. Eğer bunu pozitif şekilde yukarı kırarsa şöyle bir yukarı yönlü hareket gelecektir. Onu da nasıl yapsak? Evet. Önce bir yatay çizelim. Şurada bayrak direğin başlangıcını şurası alırsak buradan itibaren ölçelim ne kadarlık bir yükseliş. Şuradan itibaren alacağım. Evet şöyle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 28 barda 30 liralık bir yükseliş var şurası için. Yani bunun yukarı kırılması durumunda şu bayrak direği dediğimiz olay şura. Burası miktarında yukarı gitmesi beklenir. 30 lira yukarı gitmesi de demek 84 lira seviyelerine gelmesi. Ve yaklaşık yüzde kaç 50'lik mi 27 3 daha desek %50 55'lik bir 55-60'lık bir artış demek arkadaşlar. Ama bunu yukarı kırması önemli. Burada gördüğünüz gibi bir sıkışma alanı oluşmuş. Burada artık iyice daralmış. Yön belirlemesine çok az kalmış. Belki pazartesi pozitif açacak, yukarı kıracak ya da aşağı düşecek, aşağı kırmış olacak arkadaşlar. Yani son dönem işte burada direnç belli zaten. Neresi? 54 lira seviyesi. Şurası arkadaşlar. 54, 54.08. Aşağıda ilk destek konumunda şurayı söyleyebiliriz. Yani neresi? 51.82. Sonrası 49 lira. Daha da aşağısı gerek var mı bilmiyorum. Şuralar arkadaşlar 41 lira. Yani 49 lira, 41 lira. Bir de şurada da kaçtı onu da bir daha tekrar edeyim. 53 lira. Demeyelim de şurayı diyelim. 51 lira seviyelerinde gene bir destek var. Bu şekilde bir görünüm var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıkışma alanı oluşmuş. Temel verileri çok sağlıklı değil açıkçası. Beraber inceledik, zarar açıklamış. Ama bu çeyrek yani dördüncü çeyrek total veriler çok önemli. Nasıl bir kar, satış, hacmi, ciro, işte PK oranları vesaire açıklanacak. Bu önemli. Onların olumlu olması durumunda zaten şu şekil teknik olarak olumlu şu an için. Yani yukarı kırılması durumunda potansiyel bir sıkışma alanını kırdığı için sert bir hareket gelecektir. Yön tayini yapıldı yapılacak arkadaşlar. Şurada maksimum birkaç günlük şey var. Küçük küçük hareket ederse. Ama belki de pazartesi günü yukarıya da aşağı yön tayini yapılmış olacak. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunlar için de kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.